Herkese tekrar merhaba. Bu videomuzda DJI Mini 3 Pro drone'un kutu açılışını yapacağım. Ve ayrıca Mini 3 Pro Flymore kitini de tanıtacağım. Yine her zamanki gibi öncelikle kısaca bir bilgi verelim. Zaten gerçi bu videolar her tarafta mevcut ama ben kısaca yine de tanıtayım. DJI'nin 2022 yılında çıktı sanırım. 249 grama sığdırdığı mükemmel bir drone diyebiliriz özetle. 4K 60 FPS, ayrıca HDR çekim özellikleri var ama sanırım 30 FPS de HDR çekiyor, ona emin değilim. 4000 metre gibi gayet büyük, uzun bir menzili var. Ayrıca göründüğü gibi yeni nesil LCD ekranlı bir kumandası var, dahili ekranlı. 48 megapiksel kamera çekimi var. Ayrıca ilk defa bu modelde olan, başka hiçbir drone'da da olduğunu bilmiyorum, dikey çekim özelliği, yani Reels gibi Instagram'da kullanabileceğiniz videolar çekmeniz için kamerayı dikey moda geçirme özelliği var. Ve bunları 249 grama sığdırmışlar. Ön, arka ve alt sensörleri var. Ben bundan önce Mavic Air kullanıyordum uzun yıllar zamandır. Bu 500 gramdı. Şimdi bunu 249 grama sığdırmışlar. Çünkü yurt dışındaki artık yeni yönetmeliklerde yasal sınırı 250 grama çektikleri için. Ne yapmışlar ama başarmışlar. Yine evet, diğeri de ayrıca Flymore kitti. Şimdi şöyle diyeyim, bu drone'un şeyi bahsettiğim, 34 dakikalık bir uçuş süresi var standart geleni. Flymore kitinde ekstra iki tane daha batarya ve yedek pervaneler, şarj ünitesi ve kablo ve çanta geliyor. Yalnız hoşuma gitmeyen şey, neden içine şarj cihazı koymadıkları. Mavic Air'da gayet güçlü, güzel bir adaptör de beraber geliyordu. Bunda adaptörü koymamışlar. Yani bu kitte ya kendi adaptörünüzü kullanın diyor. 30 wattlık bir şarj adaptörü istiyor. Eğer tam kapasite hızlı şarj etmek istiyorsanız. Ayrıca bunun Flymore Plus kiti vardı. O da sanırım 46 dakika uçuş süresi. Öyle bir şey olması lazım, emin değilim. Benim Mavic Air'ımın standart uçuş süresi 21 dakika ki bu 15 dakikadan ancak güvenilir sürede uçuyordu. Bu zaten tek pille Mavic Air'in iki katından üzerinde olduğu için ben bunu yeterli gördüm. Bu yani zaten yarım saat bir pille drone havada tutmak da gayet fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve daha emniyetli. Yani 40 dakika drone uçurmanın anlamı yok. İhtiyacı olan alabilir. Evet. Ben bu drone'u alalı neredeyse bir ay oluyor aslında. Video çekimi için beklettim diyebilirim. Gerçekten şuna bakar mısınız? Yani elim, iki elimin içinde ufacık bir kutu bakacağız. Şimdi bakalım. Gel gelelim kutu açılışına. Ben böyle bazen açmaya kıyamıyorum. Evet, güzelce açalım. Yep. Hadi bakalım. Ya da şuradan şöyle. Evet, tertemiz açtım. Evet, biraz Başak Burcu olmak bunu gerektiriyor. Bu nereden açılıyormuş? Buradan açılmıyor sanırım. Yandan mı açılıyor? Galiba. Kutu aşağıdan mı açılıyor? Tamamen açacağız bunu o zaman. Yapacak. Naylonun kenarını keçeceğiz. Evet. Başaramadım açmayı. Ha, buradaymış. Evet. Bakın burada bir etiket var. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz ve açıyoruz. Tertemiz şurada. Evet. Kutu açılıyor. Acaba kutumda ne var? Kutumda ne var? Hop. İşte kutu açılışı. Mükemmel. Şuna bakın. Evet, önce içindeki yeri çıkartalım. Ondan sonra bu kısmında. Evet, harika. Gerçekten. Kumandaya bakın. Eski Mavic Air'in kumandası çok sıradandı. Kendi cep telefonunuzu takıyordunuz, bilirsiniz zaten.
Kumanda gerçekten devasa duruyor. Ayrıca bir tane de bir kutu daha çıktı. Bunun içinde ne varmış hemen bakalım mı ona da. Evet, hemen bakıyoruz. Ha, yeni Çin'den bir takım yedek pervane çıkıyormuş orijinal şeyinde de bir tornavida ve bir de Type-C şarj kablosuyla manueller var. Gerçekten çok sade bir kutu. Çok sade ve çok hafif. Normal. Evet, bu böyleydi. Şimdi bunlara da bakalım. Hadi bakalım. Evet. Gerçekten kumandanın malzemesi ve plastik malzemesi 249 gram olmasına rağmen yani malzemesi böyle gerçekten güzel görünüyor. Burada kilitlemişler şeyleri. Bunu da çıkartalım. Evet. Standart açılış şekli eski yapıdaki gibi. Bunlar öne doğru. Bunlar arkaya doğru. Mavic Air'de arkalar dönüyordu. Önler şeydi. Bu ters olmuş. Güzel bir kamera koruması yapmışlar. Şuradan açıyoruz ve açıldı. Ve bunu bayağı bir korumaya almışlar. Güzel bir gimbal var burada. Sağlam. Bakın bunu da kilitlemişler her tarafından ki taşıma sırasında hareket etmesin diye çok güzel önlemler almışlar. Sensörlerinin kameraları gerçekten büyük. Mavic Air'de bu kadar büyük değildi bu kameralar. Kamera sensörlerini gayet büyük yapmışlar. Yani Mavic Air'deki sensörler şu ölçekteydi. Arka taraf yine küçük görünüyor ama öndekilerin bayağı ön ve altı bayağı açık yapmışlar. İnfrared sensörler. Ama pil de üzerinde olmasına rağmen o kadar hafif geliyor ki elime. Şu pili herhalde nasıl çıkacak bakalım. Evet. Yani gerçekten yok gibi bir şey. Şu an drone. Şu an sanırım pil boş, hiç açılmamış o yüzden. Ve yerde de şahsen Mavic Air'den daha iyi duruyor. Mavic Air'de kanatlar yeri diyordu ve çok alçak oluyordu. Özellikle çimenli yerlerde pervaneler hemen yere çarpıyordu. Biraz daha yerden yüksek, şeklen daha güzel. Kumandaya gelecek olursak buraya şeylerini koymuşlar, çubuklarını koymuşlar. Çubuklarını çok ince yapmışlar yalnız. Kafaları güzel ama çok ince. Ve antensiz. Yani dışarıda sarkan antenler yok. Şu an bunun pili var. Bunu açabiliriz. Ve açıldı. Hadi bakalım ilk açılış. Evet. Nereden seçiyorum? Yani dokunmatik zaten. Tamam. Türkçe. Evet, burada Wi-Fi ayarlarını yapmam gerekiyor. Şu an aklımda değil şifrem. Bunu sonradan halledeceğim. Tekrar kapatıyorum. Standart zaten. Buraya ekstra iki tuş daha koymuşlar. Sanki PlayStation kolu gibi. Tamam. Orta parmak hizasına geliyor. Çok, bunun ergonomisi çok güzel olmuş. Ve burada iki tane yaylı kontrolör var. Ve burada da fotoğraf ve video kaydı var. Gerçekten kumandayı çok kullanışlı yapmışlar. Burada da bir havalandırma var. Belki sonuçta bunun içinde bir cep telefonu gibi bir şey var. Güçlü bir işlemcisi olduğu için herhalde soğuması için bir yer yapmışlar. Burada da açalım. Host, muhtemelen cep telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz ve micro SD yuvası var. Şurada bir Type-C var, burada host yazıyor yani. Cep telefonunuzu bağlamak için sanırım. Evet, bunları geçebilirim şimdi. Flymore kitine geçelim. Bunda ne varmış?
Şöyle gösteriyoruz. Evet. Bunun açılışı daha kolay. Evet. Gel gelelim Flymore kitinin faydalarına. Evet. Böyle bir çanta. Güzel görünüyor ama bence biraz sürtünme zamanla çabucak üst şeyin katmanı yıpranacak bir malzeme. Yani bir, şurası güzelmiş. Normal bir kumaş olsa daha iyi olabilirdi ama su geçirmez gibi şeye benziyor. Ama dediğim gibi başka çantanın içine koyarsanız bu zamanla böyle sürte sürte parçalanacak bir malzemeye benziyor. Nasıl açılıyormuş çanta? Açılışı biraz, ağzı biraz rahat açılmıyor. Şahsen ağzı bu kadar. Yani niye böyle yapmışlar? Şu fermuarı biraz daha açılabilir yapabilirlerdi. Bakın buradan piller çıktı ve yedek şeyler çıktı. Burada da bir şeyler var sanırım. Evet. Yine iki takım yedek kanat. Bir tane Type-C USB kablo. Bu herhalde kitapçık. Evet, kitapçık. Ve bataryalar. Dediğim gibi USB adaptörü koymamaları çok büyük bir eksik yani. Yani cep telefonu mantalitesini çevirmeleri hoş olmamış. Bu kadar para verdiğiniz bir üründen bir adaptörün de çıkmasını beklerim. Bu iki kit, yani kitin için adaptör de olmalı. Yine 249 gramlık. Bakalım teknik detayına. 7.38 volt, 2453 miliamper, 18.10 watt saatlik bir pil. Çok kritik. Tasarım olarak Mavic 3'ün ne denir buna artık, kitinden daha pratik olduğunu söyleyebilirim. Onu da böyle yanlara takıyorsunuz ama böyle kaldırdığınız zaman çıkıyor da hepsi böyle. Bunu düşürmenizin imkanı yok ve hepsinin burada ayrı ayrı seviyeleri var. Hafifletmek için anladığım kadarıyla artık bunu seviye göstergesini pilden kaldırmışlar. Drone'un üzerine ve buraya koymuşlar. Eski dronelarda pilin üzerinde seviye göstergesi vardı ve 10 gün kullanmadığınızda pil kendi kendine deşarj döngüsüne giriyordu. Bunlarda o varmış, aslında onu merak ediyorum. Çünkü onlarda pil koruması vardı. Oldu da pili tam dolu bırakırsanız zamanla pil kendi kendine stok şarjına indiriyordu. Bu ağırlıkta onu koyamamış olabilirler diye düşünüyorum. Muhtemelen kendini stok şarjda bırakacaksınız kullanmadığınızda. Burada da yine bir input ve bir output var. Pil takıp cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Güzel bir özellik. Şu an bu iki pil, 3 pille beraber 34x3 102 dakikalık uçuşa sahip oluyorsunuz ki çok uzun bir süre yani. Bir seyahatte sizi çok rahatla, gün içinde rahatlıkla yeterli bir süre. Profesyonel bir çekimci değilsiniz, bir ne bileyim. Düğünde saatlerce çekmeyeceksiniz ki 100 dakika gayet uzun bir süre. Evet, şöyle tekrar hepsini koyalım. Malzemeleri son bir görüntü alalım. Evet. Kutu açılışımızın sonuna geldik. Ürünümüz bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Zaten internette bolca video mevcut cihazla ilgili. Ben de farklı bir video yapmak istedim elimden geldiğince. Ben profesyonel biri değilim. Yarı amatör videolar çekiyorum. Benim gibi insanlar belki merak ettikleri olabilir diye aldığım ürünlerin de kutu açılışlarını böylece yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın.